Şu an gördüğünüz gibi hukuksuz ve kanunsuz bir yıkım söz konusu. Herhangi bir belge yok. Mahkemeye, yani savcılığa intikal etmiş bir olay. Savcılıktan veya mahkemeden bir yıkım kararı olmaksızın polis marifetiyle, polis gücüyle geliniyor ve hukuksuz olarak yıkılıyor. Tabii diyeceksiniz ki niçin böyle bir muameleye maruz kaldınız? Marifet Derneği olarak basın mensubu arkadaşlarımız da bilirler. Birkaç senedir vatan millet bazı mevzuları dile getirdik. Özellikle Güneydoğu meselesini, çözüm sürecini, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasını, bunun gibi ve diğer taraftan da Anadolu'nun 1000 senelik ekseninin kaydırıldığını söyledik. Şia, Vehhabi gibi akımların Türkiye'de cirit attığını, bu Anadolu'nun kendi inanışı olan, anlayışı olan Ehl-i Sünnet'in horlandığını, ikinci sınıf muameleye tabi tutulduğunu dile getirdik. Bu bağlamda birçok tehditler de aldık. Susun, böyle konuşmayın diye. Biz din adamı olarak hak bildiğimizi söylüyoruz. Bu bize Allah'ın verdiği bir vazifedir. Burada maruz kaldığımız muamele bugüne kadarki duruşumuzdan kaynaklanıyor. Bütün işaretlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı gösteriyor şu anda. Kendisinin arkadaşının binaları var. İstanbul'un tarihi silüetini bozuyor fakat dokunulmuş değil. Üniversite binaları var. Birçok binalar var. Daha önce bunları saydık.